Sadeleşmiş biçim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu soruları önemseyin çünkü ileride arkadaşlar karşınıza limitte, türevde, integralde hep gelecek. O yüzden burada evet basit falan olabilir ama gerçekten matematik altyapısı kurmak için bu sorulara da ihtiyacınız var. Bakın bu şekilde çarpımları 2 toplamları eksi 3 olan iki sayı çarpımları zaten toplamları demeye gerek yok. x kare eksi 4'ün 2 kare farkı olduğunu böyle olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunlar sadeleşiyor x eksi 1 bölü x artı 2 oluyor. Cevabımız A şıkkı. 4 üzeri x arkadaşlar 2 üzeri x'in karesidir. Üstlü sayılarda da aynen şu kural geçerlidir. 4 üzeri a 2 üzeri a'nın karesidir. 8 üzeri a 2 üzeri a'nın kübüdür. Bu şekilde de sadece şuraya odaklanıp sonra üstleri aynıysa yine kuvvet olarak düşünebilirsiniz. Böylece bu 2 üzeri x eksi 1 2 üzeri x artı 1 olur. Böyle. Aşağısı arkadaşlar zaten 2 üzeri x artı 1 sadeleşirler. 2 üzeri x eksi 1 eşittir 15. 2 üzeri x 16. x 4 oldu. Dolayısıyla c şıkkı. Arkadaşlar bu soruda semboller böyle kafanızı çok karıştırmasın. Sonuçta burada bir çarpma işlemi var. Bu sayı a olsun. a ile a'nın çarpımı nedir? a kare. Yani şu ifade Ye bir şey eklediğimiz zaman bir sayının karesi olacak. O zaman bir sayının karesinin olması için aslında bakın şimdi bu büyük sayıya da x diyelim böyle üçgen ve yıldız birleşik. x kare artı 6 x'e ben ne eklersem bir sayının karesi olur. Dolayısıyla arkadaşlar tabii ki 9 eklersem olur. Neden? x artı 3'ün parantez karesidir de o yüzden. Dolayısıyla 9 ekleriz c olur. x kare eksi x eksi 6 hemen çarpanlarına ayrılabilir. Nedir? Çarpanları eksi 6 toplamları eksi 1 olan iki sayı eksi 3 ve artı 2. Bunları böyle hemen yazalım. Sonra arkadaşlar burada yine payda eşitleyelim. İlk etapta bir şey görünmüyor ama bak payda eşitlersen 2 artı x bölü x. 3 eksi x bölü x. Böylece arkadaşlar bakın şimdi. Burada 2 artı x ile 2 artı x sadeleşir dikkat x eksi 3 ile 3 eksi x sadeleşir ama şöyle kocaman bir eksi 1 kutu için alalım ki unutmayalım. x ile x ne olacak? Ters çevrilip en dışarı paya yazılacak. Eksi x kare b şıkkı olacak. Aküp artı b küpün açılımını hatırlıyor musunuz arkadaşlar bir bakalım. Aküp artı b küp nedir? a artı b şöyle a kare eksi ab artı b kare. Burada da var bakın x artı 1'in kübü x artı 1 artı 1. Sonra bakın x artı 1'in karesi eksi x artı 1 çarpı 1 yani eksi x artı 1 artı 1'in karesi. Aşağıda da x eksi 1 x kare artı x artı 1. Dolayısıyla şurayı bir düzenleyelim ne olur? x kare 2x buradan gelecek. x buradan gidecek artı x kalacak. Sonra 1 buradan gelecek. 1 buradan gidecek. 0. x kare artı x artı 1 oldu bakın orası. Burası x artı 2 oldu. Ve aşağısı da bakın x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 olduğundan bunlar gitti. Böylece x artı 2 bölü x eksi 1 bulduk. Bu şimdi 4'e eşitmiş. Haliyle içler dışlar çarpımı yaparsak x artı 2 eşittir. 4 x eksi 4 Buradan 6 eşittir 3x, 2 eşittir x oldu. A şıkkı. A eksi 1 bölü B, B eksi 1 bölü A. Payda eşitlesek olur mu? Burada bakın şimdi A, B hangilerini eşitleyelim payda peki? Hepsine mi? Şimdi şöyle birincisi A, B eksi 1 desek. Payda eşitledim burada bakın şu ikisinde. Bir de burada yapayım. A, B eksi 1 bölü A oldu artı. O zaman şunlar ortak geldi gördünüz mü? AB eksi 1 parantezinde 1 bölü B artı 1 bölü A. Aşağıya gel. Orası zaten 1 bölü B 1 bölü A. Bunlar direkt birbirini götürdü. AB eksi 1 oldu. A şıkkı. X küp eksiye Y küp arkadaşlar. Tabii ki X eksi Y. X kare artı Y kare artı X diye. Sonra gelelim aşağıya. X kare artı y kare dikkat buradan bir 2 x y geliyor değil mi? Bir de buradan x gidiyor o zaman burası x y oldu işte. Ters çevirelim 4 y artı x aşağıya geldiğimiz zaman ters çevirelim bakın 4 y artı x'i buraya bunu buraya alacağız. Şimdi eksi 4 y kare denmiş çarpımları 3 x pardon toplamları 3 x y çarpımları eksi 4 y kare olacak. Nasıl olur? 4 y ve y. İlla yani 4 ve 1 olacak diye bir şey yok sorularda. Burada da 4y ve y'nin çarpımı 4y kare. Tabii ki bir tanesi eksi olacak. Bu olsun. Toplamları da bunların 3y'dir. x'in kat sayısı 3y oluyor. Yazayım bakın. x artı 4y çarpı x eksi y. Gördünüz mü? Hakikaten toplamları 3x çarpımları da eksi 4 y kare yaptı. Böylece x eksi y'ler gitti. x artı 4 y'ler gitti. x kare artı y kare artı x y'ler gitti. Hepsi gitti. Bir tek ne kaldı geride? 1, C şıkkı. Formülü hatırlarsak arkadaşlar aşağıyı eksiyle çarptığımızda bu a eksi b'nin kübü olur. Çünkü bak a küp, eksi 3a kare b artı 3ab kare eksi b küp gördünüz mü? Dolayısıyla a eksi b'nin kübü burada eksi 8'miş bu yüzden a eksi b eksi 2 oldu yani ezbere de gitmemek lazım. Şimdi arkadaşlar bakın toplam bilet ve alınan bilet var. Haliyle toplam bilete ödenen fiyatı bilet sayısına bölersek biz bir tane bileti buluruz. Örnek siz iki tane bilete 20 TL vermiş olsanız 20 bölü 2'den böyle bulmuyor musunuz? Bu nedir? Toplam bilet fiyatı bu da toplam bilet. Dolayısıyla 2x kare artı 11x artı 12 çarpanlarına ayrılıyor aslında bakın. Nasıl biliyor musunuz? 2x'e x diye burayı da 4 yaparsak burayı da 3 yaparsak çaprazlama bak. Görüyor musunuz? Bunu tabii deneyerek yapacaksınız. Biraz da tüyo ne biliyor musunuz? Soruda da boşuna x artı 4'ü vermemiştir herhalde diyorum. O yüzden bunu denedim. Dolayısıyla 2x artı 3 çarpı x artı 4'ü x artı 4'e bölersek ne oldu bakın? Bilet fiyatı bir tanesinin fiyatı 2x artı 3'müş. Kaç tane aldık biz? 3x artı 1. Artık normal çarpacağız işte. Bunun için özel bir şey yapmaya gerek yok. 2x ile 3x'i çarpacağız işte 6x kare diyeceğiz. Sonra 9x buradan da 2x 11x olacak 3 çarpı 1'den 3 cevabımız böylece değişik arkadaşlar. Size arkadaşlar a eksi b verip a artı b, a artı b verip a eksi b, a çarpı b verip falan bunları soruyorsa aslında işin içinde tam kare vardır. Çünkü arkadaşlar normalde a eksi b'nin karesi neye eşit? a kare artı b kare artı pardon eksi 2 ab değil mi? a artı b'nin karesi neye eşittir arkadaşlar? a kare artı b kare artı 2 ab'dir. Dolayısıyla burada şunu görüyoruz bakın a eksi b 4 olduğu için karesi 16 eşittir a kare artı b kare eksi 2 ab de buradan 4 olacak yani a kare artı b kare ne geldi 20 ben buraya artık ne yazacağım 20 bunun zaten 2 olduğunu bildiğim için 4 oldu. Böylece 24, 2 kök 6, e şıkkı. Payda eşitlemek gerekir mi? E, tartışabiliriz. Yani payda eşitlemek bu soruda olur mu? Belki olabilir ama ben burada şunu görmenizi istiyorum. Bakın, 1'in karesi 1. 1 bölü x'in karesi 1 bölü x kare. İkisinin çarpımı 1 bölü x. Bu nerede vardı? a eksi b çarpı a kare artı ab artı b kareden hatırlayın bakın olay budur. Dolayısıyla böylece ne oldu? 1 eksi 1 bölü x 1'in kübü eksi 1 bölü x'in kübü diyeceğiz. Bu eksi 7'ye eşit olacak. Artık zaten buradan 1 yanına atalım eksi 7'yi 8 oldu. Öbür tarafa attım 1 bölü x küp. 1 bölü 8 eşittir. X küp oldu ters çevirince x buradan arkadaşlar 1 bölü 2 b şıkkı oldu. Arkadaşlar x kare eksi x artı 1 olsaydı burası güzel bir şey olurdu. O yüzden ben şöyle yapayım. Burada e, her iki tarafa böylece 2 ekleyerek böyle bir şey yapayım tamam mı? Niye yaptım bunu? x kare eksi x artı 1'in çarpımı x artı 1 ile bize x küp artı 1'i veriyor doğru mu? x küp artı 1 e neye eşit oldu? 2X 2 x artı 2'ye bak. Bu bizim için nasıl önemli olacak biliyor musunuz? X küp gördüğüm yere ben artık 2x artı 1 yazabilirim demek. Dolayısıyla öbür tarafa attım biri o yüzden. 2x artı 1 dikkat 2x artı 11 4x artı 12 oldu. Burası da arkadaşlar x kare artı 2 geldi. Bunun için ne yapacağım? Hemen şurayı bir sileyim. Soruda bir de x kare arkadaşlar öbür tarafa atarsak neye eşit, x artı 1'e eşit, yaz yerine bunun yerine bak. 4x artı 12, Burası da x artı 1, 1, 2 daha eklersek x artı 3 oldu. Ve pay paydanın kaç katı 4 katı cevabımız e geldi. Bazen bu şekilde arkadaşlar bir sene diğerinin yerine yazarak da yapabiliriz. Burada çünkü çarpanlara ay ayırma yapabileceğimiz bir şey yoktu soruda. Ne küp artı 27 ne kare eksi 9 eşittir 10 olduğuna göre N kaçtır? Şimdi aynı arkadaşlar sayılardaki gibi ortak çarpan bulmaya çalışacağız. Ne küp artı 27 nedir? Ne artı 3 parantezinde ne kare eksi 3 n artı 9. Ne kare eksi 9 nedir? n eksi 3 çarpı n artı 3'tür? Dolayısıyla bunların ebOPları ne geldi bakın ortak çarpanları n artı 3. Ne artı 3 10 olduğu için n 7 olur b şıkkı. Bu soruda size güzel bir şeyden bahsedeyim. Şimdi bakın. Soruda işimize yarayacak. 5 üzeri 8 artı 1'in 4 ile bölümünden kalan ne yaparsanız uzunca bu sayıyı bulmaya çalışır mısınız? Büyük hata olur. Ne yaparız biz? Bölme bölünebilmeni hatırlayın. Bir sayının bir sayıyla bölümünden kalan için önce küçük olanı bölerim. 5'in 4 ile bölümünden kalan nedir? 1. 1'in 8. kuvvetini da bir mahsuru yok. Kocaman sayıyı yapmana gerek yok. Neden? Biz çünkü demiştik ki kalanlar çarpımların da kalanına eşittir. Bu sonuçta 5 çarpı 5 çarpı nokta 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 8 tane 5'in çarpımı olduğu için her birinin 4 ile bölümünden kalan 1 ve 1 olur. Dolayısıyla bunun 4 ile bölümünden kalan 2 olur. Bu ön bilgiyi vereyim. Bunu soruda kullanacağız. Bakın şimdi şu sağ taraftan belki bir şey anlamamış olabilirsiniz ama burada 2 kare farkı yap. Yani genelde sorularda öğrendiklerinizi uygulamanız lazım. Mevzu bu zaten arkadaşlar. Dolayısıyla burası da 5 üzeri 4 eksi 1. 5 üzeri 4 artı 1 bu 5 üzeri 2 eksi 1 ve 5 üzeri 2 artı 1. Şimdi hepsini göz önüne alalım. Bir kere bu zaten bildiğimiz bir şey 24. Bu da bildiğimiz bir şey 26. Yanında 5 üzeri 4 artı 1 var. Sonra arkadaşlar burada da bir de 5 üzeri 8 artı 1 var. Değil mi? Bunlar var. Elimizde başka bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla 24. Bunun içinde hangi çarpan var? 2 üzeri 3. 3 var ama onunla ilgilenmiyoruz. Biz sonuçta B'nin yani 2'nin üstüyle ilgileniyoruz. 26 arkadaşlar 2 çarpı 13'ten buradan 2 geliyor. Bu tek sayı ile tek sayının toplamı çifttir. 2 çarpanı var işte burada devreye giriyor. Şunu desen hani belki hocam 4'e bölünüyor. E böl 5'in 4 ile bölümünden 1, 1 artı 1'den kalan 2 oluyor. Bu 4'e tam bölünmüyormuş. Yine aynı şekilde bak. Bu çift bir sayıdır tek artı tekten. 2 çarpanı vardır ama 4 çarpanı yoktur. Yine aynı mantıkla 5'in 4 ile bölümünden kalan 1 olduğu için. içiniz rahat olsun bu ayrıntıda önemli soruda. Dolayısıyla 2 üzeri 6 ve bir A çarpanı var bu yüzden B en fazla 6C şıkkı. Bir tam sayının karesine eşitse arkadaşlar bu şu formattadır. A artı B'nin karesi formatındadır. O zaman birincinin karesi bu o zaman 2 üzeri 10'un karesidir. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı dikkat. 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri A diyelim ona şimdi N ile karıştırmayalım. Bu da 2 üzeri 14'e eşit olacak. Buradan arkadaşlar 2 üzeri 1, 2 üzeri 10. A ne oldu? 3. Demek ki arkadaşlar bu 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 3'ün parantez karesiymiş. Haliyle 2 üzeri 3'ün karesi de en sonunda ne olur? 2 üzeri 6. Yani n 6'ymış.